Evet, yine çıktı birisi, bu milleti aşağıladı, aptal dedi. Ama bu sefer bir kesimi değil, bütün bir millete aptal deyip sanki bütün Türkiye aptalmış gibi ama sonradan da siyasete bağladı olayı. Kim? Ekmek üreticileri sendika başkanı Cihan Koli var. Dedi ki ekmek aptal toplumların gıda maddesidir ve bu toplum ekmek yiyenler yüzünden 20 yıldır böyle yönetiliyormuş. Yani bugün Tayyip Erdoğan veya AK Parti hükümetine oy verenleri sadece ekmek yiyen ve bundan dolayı da aptal olduğunu söylüyor. Birincisi kendisi birazcık aklı olsa bu ülkede değil dünyada ana temel gıda maddesi başta ekmek, arkasından pirinç geliyor, arkasından baklagiller geliyor, tahıllar geliyor. O çok beğendiğiniz, çok özendiğiniz Batı Almanya'nın ana temel maddesi ekmek ve ekmekleri çok güzeldir ve ardından patates. Patates de nişastalı bir üründür. Patatesi de o zaman insanlar yediği zaman aptallaşıyor. Ve ayrıca şunu söyleyeyim. Benim bir sürü CHP oy veren arkadaşım var. Obezler ekmek yemekten. Ha ama Cihan Bey sadece ekmek yemeği yani undan yapılan şeyin ekmeği yiyenlerin aptal olduğunu düşünüp pasta börek yiyenleri katmıyorsa veya tam işte farklı ekmek çeşitleri var çavdar mavdar onları katmıyorsa daha entel dantel takınmayı düşünüyorsa orada da çuvallar. Cihan Kolivar'ın yaptığı tamamen bu millete hakaret, ötekileştirmedir ve hakkında bence bir şeyler yapılması lazım. Kalkıp milyonların önünde ekmek yiyen aptaldır dediği zaman bütün millete yani bu ülkede bir problemi yoksa sağlık olarak az da olsa herkes ekmek yiyor. Bütün dünyada bu böyle. Artı bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı ve hükümetine oy veren insanları topyekün ekmek yemekle ben yemiyorum oy verdim. Niye ben akıllıyım o zaman öyle mi? Ben ekmek yemiyorum fazla ama oy verdim. Ne oluyor? Peki bugün Tayyip Erdoğan'a veya AK Parti'ye oy verenlerin ekmek yemeyenlerini ne diye nitelendiriyor? Şimdi buna geldik efendim. Hep bir sınıflandırma. Ekmek yiyenler ve yemeyenler diye ne yapacağız? İnsanları sınıflandıracağız. İşte bu zihniyetler maalesef tedavi edilemez. Kronik vaka bunlar. Bakın Cihan Bey gidin bir doktora. Ha vicdanınızı tedavi edebilir mi? Tıpta öyle bir şey var mı? Bilmiyorum. Onu belki inançlarınız doğrultusunda halledebilirsiniz. Ama bu faşist düşünce tarzınızı, bu faşizan bir düşünce ya. Tarzınızı ve şeyinizi lütfen değiştirin. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Aptallığın tedavisi var. Aptallık geliştirilebilir. Aptallık eğitilebilir. Ki tabii ben kimseye aptal demiyorum. Ama aptallık kendini geliştirir, öğrenir ve gözlerini açar. Ama böyle bu zihniyetteki böyle ötekileştirmeyle kafasını bozmuş böyle bir düşünce tarzı çok kronik bir şey. Bunu nasıl yapacaksınız bilmiyorum. Ya bıkmadılar, bitmediler. Nereden nereye gideceğini bilmiyor. Sen ekme o zaman senin ekmek üreticileri sendika başkanlığında ne işin var? Sen bu aptal insanlara bu ekmeği yapan kişilerin başında niye duruyorsun? Niye? Çünkü sendika başkanısın. Peki ya fırınlar? Kapatın o zaman fırınları. Madem öyle bu kadar bu böyle görüyorsun bu ekmek yiyenlerin aptallaştığını düşünüyorsun. Fırınları kapatın. Ekmeğin ortadan kaldırılması için girişimlerde bulunun. Hükümetle bu konuda bir şeyler yapın ama yok. Orada amaç siyasi olarak bir şey yapma. Sunucu bayan da, moderatör bayan da gayet güzel orada tavrını koydu. Gerçekten. Yani böyle bir şey olamaz ya. Sen ekmek yiyen insanları aptal olmakla suçluyorsun. O zaman sen bütün dünyayı aptal olmakla suçluyorsun. Çünkü ben dünyada o kadar çok ülkeye gittim ve ekmek olmayan sofra, o ekmek olmayan protokol de görmedim. Büyükelçiliklerde davete gidiyorsun. Onlar kendileri de yiyorlar. Hadi başkalarına veriyorlar aptal olsunlar diye diyeceksin. Kendileri de yiyorlar. Sanki sadece ha bu arada Nevşin Mengü bile aynı benim dediğimi yazmış.
Bütün dünyada ana temel maddesi ekmek ve pirinçtir diyor, o da yazmış. Yani böyle bir hadsizlik. Gerçekten şuurunu kaybetmişler. Nereden nereye nasıl vuracağını şaşırmıyorlar. Ha şimdi biz kalkıp da bu adama senin aklın ne kadar? Sen bu kadar insanı aptal diyorsun da sen ne kadar akıllısın? Sen de şu kadar akıl olsa Cihan Bey kalkıp da bu lafı etmezsin. Bu ülkenin insanına hakaret etmezsin. Artı neden böyle bir oluşumun başındasın? Niye? Sömürmek mi? Sömürmek mi güzel? Ha, nasıl olsa bu kadar aptal var, bu kadar da fırın var. Ben de bunların başında sömüreyim mi diyorsun? O da insanlık mı oluyor? Öyledir demiyorum, soruyorum. Gerçekten bir bitmediniz. Allah fırsat vermesin. 20 yıldır Allah'tan bu hükümet var. Siz olsanız acaba neler yaparsınız? Çok ciddiyim. Evet. Google'dan girip görüntüleri izleyebilirsiniz. Dediği şey aynen oydu. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Türkiye'de ekmek yiyenler yüzünden 20 senedir böyle bu şekilde yönetiliyor. Keşke aptal olabilseydiniz de bu millete saygı duysaydınız ve bu millet asla ve katiyen her açıklamada sizler gibi insanlara güvenmeyeceğini bir kez daha anlıyor. Siz bu ülkede %51'e aptal diyorsunuz. Diğerleri ekmek yemiyor mu? Yemiyor. Ya yani kafadan ekmek yiyenler yemeyenler. AK Parti'ye Tayyip Erdoğan'a oy verenler ekmek yiyor. Aptal vermeyenler ekmek yemiyor. Çünkü hepsi pirinta gibi. Hiçbirinde şeker hastalığı yok. Hiçbirinde İşte obezlik yok, o yok, bu yok. Ben sana gel göstereyim. 50 kişi lupur lupur ekmek yiyor. Hepsi de Tayyip Erdoğan'dan oy vermemiş ve sevmiyorlar Tayyip Erdoğan'ı ama lupur lupur ekmek yiyorlar. Onlara ne diyeceksiniz? Ha, onları etkilemiyor ekmek. Siyasi görüşü sizin gibi ise ekmek yese de aptal olmuyor. Siyasi görüşü sizin gibi değilse ne yese aptal sizin için zaten. Ekmeği bıraksalar, sırf suyla beslenseler, vegan olsalar, o olsalar yine aptal, yine aptal. Kimse aptal değil. Türk halkı hepsi aptaldır. Ama sizinkibiler gerçekten nasıl o yerlere gelmiş ve oraları işgal ediyorlar hala anlamış değilim. Ben fırıncıların yerinde olsam, hani o kadar fırıncı var. Onların ekmeklerine de mani oluyorsunuz. Kapatın fırınları o zaman. Madem bu kadar o vatanseversiniz, kapatın fırınları. Niye bu kadar fırın var, bu kadar fırıncının başındasın, derneğin başındasın, federasyonun başındasın, dernek bile değil, daha da yüksek, federasyonun başındasın. Ha, ama orada bir koltuk var, orada bir makam var. Ha, aptal yönetimi mi oluyor bu? Neyse efendim, sonuç itibariyle dedim ya, Allah fırsat vermesin. Siz sağlıklı bir şekilde bütün gıdaları dengeli yediğiniz zaman vücudunuz hasta olmaz. Hiç de bir zararı olmaz. Ve insan sağlıklı düşündüğü zaman sağlıklı konuşur. İşte böyle sağlıksız vicdanını, aklını, fikrini beslediği zaman da böyle saçma sapan konuşur. Ben bütün Türk milletine saygı duyuyorum. Teröristleri katmıyorum. CHP'li olsun, MHP'li, İyi Partili veya AK Partili insanları yedikleri gıdaya göre sınıflandırmak ve bir topluma ve yaşadığı ülkedeki insanlara böyle bir sıfat takmak gerçekten o konumu işgal eden bir insan için içler acısı. Şu kadardır, şu kadarcık kendinize saygınız varsa istifa edin. Çok ciddiyim. Ayrıca bununla alakalı da savcılar bir şey yapması lazım. Bu kadar ucuz olmamalı ya. Koskoca bir topluma böyle hakaret etmek, böyle aşağılamak. Yok göbeği kaşıyanlar, yok göbeğini kaşıyanlar, yok efendim işte şöyleler, böyleler. Hep aptallar. Ha, iyi ki sizin gibi akıllılara parantez içinde ünlem kalmadı bu ülke. Kalsa ne olurdu acaba? Çok akıllısınız. El alemin hayran olduğunuz ülkelerin pardon, yöneticileri Türkiye'yi takdir ediyor. Siz hala yermeye çalışıyorsunuz. Bir
Birazcık vatanperver olun. Ülkenizi ve milletinizi sevin ve saygı duyun. Evet, tekrar ediyorum. Vicdanınızı birazcık besleyin ve birazcık saygınız varsa o makamı da işgal etmeyin. Bırakın hak eden otursun. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.